Hacer Tuğçe Derebaşı konuğumuz. 26 yaşındayım, 10 yıllık evliyim. Eşim Fatih Derebaşı. Başından şiddet ve ihanet sebebiyle ayrıldım. 12 Aralık'ta ailemin baskısıyla çocukları, pardon, eşimin baskısıyla çocukları ona teslim etmek zorunda kaldım. Şimdi çocuklarımı göremiyorum. Çocuklarımı almak ve boşanmak istiyorum dedi. Hakkında iddialarda bulunduğu eşi Fatih Derebaşı şu anda telefon hattında sevgili seyirciler. Fatih Bey merhaba. Fatih Derebaşı. Evet benim. Buyurun, eşiniz Hacer Tuğçe Derebaşı'nın hakkınızdaki iddiaları duydunuz mu? Tekrarlamama gerek var mı? Baştan bir söyler misiniz en başına? Efendim? En başından söyler misiniz? Tabii. Eşinizin şu anda yaşadığınız müşterek evden ayrıldığını, sizin ihanet ettiğinizi, çocukların sizin yanınızda olduğunu, çocukları göremediğini ve sizden boşanmak istediğini, hatta evinizde şu anda birlikte olduğunuz, ihanet ettiğiniz kişiyle birlikte yaşadığınızı, o kişinin de çocuğunuzla bir sosyal medya uygulamasında video çektiğini belirtti. Defalarca evliliğimi kurtarmak istedim ama hep bu ihanetlere maruz kaldım dedi. Anneniz de biraz önce canlı yayına bağlandı. Normal şartlarda genelde kayınvalideler oğullarının tarafında olmasına rağmen eşinizin yanındaydı. İhanet iddialarına, terk iddialarına ne diyeceksiniz? Baştan şunu anlatayım ben. Ya ses çok yankı geliyor ama. Ses yankılı gelmiyor. Siz direkt anlatın, duymayın diğer sesi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eşimden birkaç aydır ayrıyız biz. Sebebi? Hocam, dinliyorum ben birkaç sizi. Birkaç aydır ayrıyız. Yapamıyoruz. Biz bu ilişkiyi yürütemiyoruz. Kendisi de biliyor bunu. Kendisi de biliyor. Aylardır aynı şeyi yapıyoruz. Yaşıyoruz. İstemiyorum ben. Zorla evlilik olmayacağını ben bunu birkaç kere söyledim. Peki. Bu eşim benim sürekli evden gider benim en ufak tartışmada. Kendi ailesi bile dedi ki, yani ta her tartışmada mesela ailesi diyor ki, kız benim kızım, çocuklarını alsam bak, ben bakmam diyor. Haliyle ben eşime neden çocuğumu vereyim? Eşinize ihanet ettiğiniz bu iddialar Hayır, doğru mu? Hayır, o benim arkadaşım, yakın arkadaşım. Evet. Ara sıra geliyor, benim çocuğuma da bakıyor, gezdiriyoruz. Hatta alışveriş merkezine bile bir kere götürdük yani. Eşiniz de bu durumda bu hanımefendiyi tanıyordur. Yakın arkadaşınız bu hanımefendi. Hayır, tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Eşim tanımıyor. Tanımıyor kendisi. Nasıl bir yakın arkadaş? Yanak yana resim. Fatih Bey lütfen kendinize gelin. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi karşı tarafa yapmayın. Benim evime adam gönderiyor. Benim evime adam gönderiyor. Akşamları takip ettiriyor. Beni tehdit ediyor. Ne diye tehdit ediyor sizi? Hacer, ben keşke bunları... Halamın oğullarına dövdüreceğim diyor. Efendim? Halamın oğullarına seni dövdüreceğim diyor. Dövdürücü. Bakın telefonda kendini... Ya ben seni tehdit etsem benim başıma bunlar gelir mi? Ben kapının önüne konulur muyum ya? Önce lütfen dinlemeyi öğrenir misin? Tabii buyurun Fatih Bey, özür dilerim. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Bakın ekran resimlerine kadar ben çektim. Kendi çocuklarını istemediği de yazıyor. Evet. Annesinin telefonundan mesaj attığı da yazıyor. Ben çocuklarımı istemiyorum diye. Gel çocuklarını al. Buyurun. 2-3 gün çocukları almadım bilerek diyor ki. Tabii. Sen diyor dalga mı geçiyorsun diyor. Neden çocukları almıyorsun pardon, diyor. Gel al çocuklarını Esra diyor. Abla şöyle tamam dedim geliyorum dedim. Hazırlıyorum dedim. Dedi bana pardon. Gittim çocuklarımı aldım. Annem bakıyor şu an çocuklarıma. Anneniz niye peki biraz önce gözyaşları içerisine yayına bağlandı? Annem kendi ağzına söyledi. Oğlum dedi bir kere evlendim bir daha kesinlikle böyle bir insanlarla da evlenme dedi. Ben ailemle 2 gün önce tartıştım. Hı. Ya sürekli zaten hep bu konulardan dolayı tartışıyor. Yok millet şöyle diyor, yok millet böyle diyor. Diyorum ki bana ne milletle tartıştık, atıştık. Tabii şimdi Fatih çarptım, Bey yani... Benim eşim ailemi çok iyi kandırıyor. Her zaman kandırdı. Vallahi her bravo zaman... o zaman. Gerçekten ay, bravo Tuğçe'ye, annenizi, ben... ailenizi kandırdığı için. Özür dilerim Hülyan. Buyurun. Aileniz size inanmak yerine, evladına inanmak yerine niye gelinine inanmayı tercih ediyor? İşte eşim her zaman bunu yapıyor. Nasıl bacı? Ben de istemiyorum diyorum. Ya zorla evlilik olmaz diyorum artık. Bakın. Anlaşmalı şekilde boşanalım diyorum. Ona da şartlarınız kalmıyor. Nelerdir bakın, anlaşmalı boşanmalı? Şöyle bir yani. Eşime maddi şekilde yardımı sağlayacağım. Evet. Bunu ben kabul ediyorum. Ama ayrılmak istiyorum. Yürümüyor artık. Yürütemiyorum. Çocukların velayetini anneye veriyor musunuz? Annenin böyle bir talebi var. Bakın verebilirim ama nasıl verebilirim? Ben kendisiyle geçen gün konuştum. Dedim ki bakacak yer göster bana. Hı hı. Nerede bakacaksın? Kendi ailen seni kabul etmiyor diyorum ya. Sizin oturduğunuz ev olabilir mi? Evet. Aile konutu olarak oraya şerh koyduralım. Yani çocuklarınızla birlikte eşiniz orada yaşamaya devam etsin. Ne dediniz? Ben artık İstanbul'u terk edeceğim. Tamam.
Ben hiç kimsenin yüzünde görmek istemiyorum. Kendi ailem bile bana bunu yapıyorsa ben ailemi de siliyorum şu saatten sonra. Ben diyorum ki Tuğçe Hanım'a mahkemeye gidelim. Anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Evet. Yani ben maddi şekilde de yardım edeceğim. Tabii ki ben çocuklarımı göreceğim. Çocuklarıma bakamayacak durumda olursa tabii ki ben çocuklarımı alacağım. Fatih Bey, şimdi şöyle konuşalım. Siz Tuğçe ile bir masaya oturdunuz. Ya gel biz seninle boşanalım. Şu anda yaşadığın mevcut evde sen çocuklarına beraber normal düzenine devam et. Ben sana nafakanı ödeyeyim. Ben kendime yeni bir hayat kurarım. Bu şekilde velayeti de sana veririm. Ben de görmem gereken günlerde çocukları görürüm. Aramızda hiç de bir problem olmaz. Karı koca olarak ayrıldık ama iyi bir anne baba olarak kalmayı başaralım. Teklifinde evet. Bulunuyor musunuz? Tabii ki. Ya zaten yani engel olan tek şey çocuk. Yani çocuklarım yüzünden ben bayağıdır hep böyle bir şeyleri görmemezlikten geldim. Evet. Bir kadın evinde duruyorsa kötü bir şey yani atıyorum şiddet midir bir şey görmüyorsa eğer en ufak tartışmada evden neden gider bir insan? Sürekli evden gider. Sürekli bir kadın niye evi terk eder? Şimdi ben bunu bir kadın olarak bakın, soruyorum size. Bakın, bunun siz de bir erkeksiniz. Normal bir... Kendi ailesinden bahsedeyim. Kendi ailesi de zamanında, annesi daha doğrusu sürekli böyle zamanda evden çok... Benim anneme lütfen bakın, Fatih Bey benim annemin... Bakın, benim anneme laf edemezsin. Benim annem çünkü... Sen benim annem sayesinde iki çocuk sahibi oldun, benimle evlendin. Ben senin nikahlı karınım. Benle güzel konuş, benim annemi katma. Senin annende benim annemde suçu yok. Biz ikimiziz. Evliliği biz sürdürdük, onların etkisi yok. Lütfen. Lütfen Allah aşkına yeni vicdanla konuş. Lütfen. Baban kaç kere dedi, ya kız benim kızım, al çocuklarını git demedi mi bana? Ya Fatih, babam gelip sana kaç kere defalarca konuştu, annenler de şahit. Oğlum yapma, yavrum yapma, çocuklarınız var dedi. Fatih, şimdi... Senin iddian şu, Tuğçe'nin ailesinin davranışları ortada. Ben de size şunu sormak istiyorum. Sizin anneniz niçin karınızı, Tuğçe'yi koruyor? İnanın ben de bilmiyorum. Çünkü anne çok böyle bir şey yoktu. Vicdanlı bir kadın. Doğruyu yanlış ayırt ediyor. Bir aydır hiçbir şey yoktu. Ben neden bu şekilde davrandığını bile anlamadım. Ben çocuğumu almaya gittim eve. Çocuğum bile bana vermedi. Dedi ki... Sen dedi bir kızla yaşıyorsun falan filan. Biz nerede yaşıyorum ya? O kız, o kişinin temizlikçi olduğundan bahsettiniz mi annenize? Temizlikçi değil. Hayır ya, ne temizlikçisi? Ama anneniz, şimdi anneniz yalan mı söylüyor? Hani dedim karınızla, ki, çocuğuma işinizin gelip bakıyor, ailesiyle ilgili. Hayır, çocuğuma bakıyor. Yeri geliyor da evi temizliyor ama çocuğuma bakıyor. Hayır, annenize eve gelen bu kişinin temizlikçi olduğunu söylemişsiniz. Böyle bir ifade bakın, kullandınız temizlikçi mı? Temizlikçi olarak şunu söyledim ben. Temizlikçi demedim bir. Evet. Çocuğuma bakıyor dedim. Zaten çocuğum videoda görmüşsünüz. Eğleniyor ya çocuğunuz. Fatih Bey, kim bu insan? Sizin yani bir çalışanınız mı? Para karşılığında kim bu? Para karşılığında size hizmet veren bir kişi mi yoksa duygusal ilişki içerisinde olduğunuz kişi mi? Ona ayırt edemiyoruz biz. Annenizden duyduğumuz bu. Yani. Ben, peki bir şey söyleyebilir miyim? Kendisine yardımcı olmak istedim. Para biz ödüyor musunuz diye soruyor. Gizliğimiz bir insan. Para ödüyor musunuz diye soruyor Hülya Hanım. Evet. Bu hanımefendi çocuğum yani geldiğimde ödüyorum ben sadece. Hülya Hanım, çocuğunuza bakma karşılığında para ödüyorsunuz. Yani 200 TL karşılığında ben ödüyorum. E hani siz en yakın arkadaşınız, yakın arkadaşlarınızla böyle para mı olur yani? Arkadaşım, paraya ihtiyacı var. Peki sevgilim yazmışsın mesajların altına onun hesabım, ben hepsini çektim. Senin gerçek yüzünü bana gösterdi. Ne gelirse gençlikte gelsin. Şimdi ben asıl şunu düşünüyorum. Bu hanımefendinin bunları duyduktan sonraki tepkisini merak ediyorum. Şimdi anneye temizlikçi olduğunu söylemiş. Fatih Bey onun üzerine diyor ki evet para da veriyorum diyor. Bakın, yani temizlikçi olarak şunu diyorum bak tekrardan temizlikçi. Hayır temizlikçi olması değil. Hayır temizlikçi diye konuşmayın tekrardan. Küçümsediğimden söylemiyorum. Benim çocuğuma bakıyor. Yeri geliyor evi temizliyor. Ben bir şey demiyorum ona. Yapması zorunlu değil. Ya niye yapmak zorundayım kardeşim? Siz 200 TL veriyorsunuz hizmetinizin bedeli. Yani diyorsun ki bu çocuklara bakacaksın. Evi de toparlayacaksın. Yapılacak işler budur bu. Hizmet bedeli ama. Haftada bir defa geliyordu zaten. Sizden ricam 200 TL veriyorsanız bu bir takım sosyal medya uygulamalarında böyle çocuğu makyaj yapıp lütfen şey yapmasın. O çalıştırdığınız kişiye söyleyin. Bakın eğer bir çalışanınız bunu yapıyorsa hemen gidin şikayetçi olun. Kesinlikle efendim? Kesinlikle ben yaptım. Onun haberi bile yoktu. Ben öyle o şekilde süsledim, çocuğu. Evet.
Eve geldiğinde de bu şekilde görünmesini istedim böyle hani. Ben çocuğumla ilgilendiğim için. Siz mi ruj sürdünüz kızınıza? Evet, evet. 7 yaşındaki kızınıza ne için ruj sürdünüz? Kendisi istedi. Kendisi annesinin çantasından, yani Tuğçe Hanım'ın çantasından rujunu da alırdı. Göz kalemlerini de alırdı, sürerdi. O ayrı ama neden, siz bunu bakın aleni hale getiriyorsunuz Fatih Bey. Siz sürdünüz mü? Hanımefendiye de video çekmesi için. Zaten kendi rujuymuş. Benim haberim bile yok yani evde odasında. Ve hanımefendiyi kurtarmak adına da elinizden geldiğince de savunma kendinizi yapıyorsunuz. Kendinizi gerçekten kesinlikle batırıyorsunuz. Hayır. Şimdi kesinlikle aynı hayır ruju bu hanımefendiye de sürüyor olmanız lazım. Çünkü her ikisi de o kırmızı ruj mu pembe ruj mu? Siz şu anda. He? Siz kendiniz yanlış konuşuyorsunuz şu anda. Beyefendi tekrar soruyorum. Kızınıza ruju kim sürdü? Ben kendim sürdüm. Tamam. Hanımefendiye ruju kim sürdü? Ben nereden bileyim? Kendisi sürmüştür herhalde. O ruju aldı bu kadın sürdü. Mı? Peki videoyu çekmeye kim izin verdi? Ben izin verdim. Siz izin verdiniz. Niye evet o videoda siz de yoksunuz? Ben kendim çıkmak kendinize istemedim. Kendinize de sürseydiniz madem. Ne bak? Bulamıyorsunuz kendinize süreceğiniz zaman mı? Annesi kendi ağzıyla, kendi eliyle sürerken dışarıya çıkarttığında bunu neden söylemiyorsunuz? Anne de mi çocuğa ruj sürüyordu? Evet. Ben kendim makyaj yapmadığım, bakımsız olduğum için beni terk ettiniz Fatih Bey. Bunu bütün çevirebiliyor. Ben bakımsız kadın olduğum için bıraktım. Ben rujda rujlacım olmadığım için. Makyajlı halleriniz de var, merak etmeyin. Tamam, ya bir olsun kadının makyajlı olup olmaması temiz, tartışma temiz konusu değil. Bir babanın kendi 7 yaşındaki yani çocuğa neden ruj sürmesine, yanında çalışanı olduğunu iddia ediyor. Temizlik ya işlerini, bakın, çocuğun bakın, bakımını şey yaptığı, yakın arkadaşı olduğu iddia ediyor. Böyle bir video çekmesine niye izin verir? Fatih Bey. Ruj hiçbir şey bahane değil. Şu resmi çalışan şu an birisi bayağı yakın yani gözüküyor Fatih Bey. Bunu anlamlandıramadık bakın biz ama. Bakın, yayını sürdürmek için bu tür konuşmalar yapmayın lütfen. Tamam. Anlaşamıyoruz. Olmuyor. Artık boşanmak istiyorum. Peki Fatih Bey, anlaşmalı boşanmaya varsanız buyurun. Tabii ki. Peki bir şey daha, Hülya'nın sorusunu tekrarlayacağım. Bir fotoğraf daha vardı. Orada da mesela samimisiniz. Yani ilişkiyi çok tam oturtamıyoruz. Burada... Bu fotoğrafın anlamı nedir? Hangi bu videonun mu? Hayır, video değil. Bir tane de arabada çekilmiş bir fotoğraf kareniz var. Beraber gezmeye